Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Bu derski konumuz 3 boyutlu cisimler arasında LGS'de çıkmasını en çok beklediğimiz silindir konusu. Öncelikle kısaca bir silindirin ne olduğundan bahsedeceğiz. Açınımından bahsedeceğiz ve ardından da alanlarıyla ilgili biraz konuşacağız. Daha sonra hacminden de biraz bahsedip esas mevzumuz soru kısmına başlayacağız. Ve daha da önemlisi silindirle ilgili 2018 Ekim ayında yayınlanmış örnek sorularımızı da en sonunda çözeceğiz. O zaman hazırsanız silindiri biraz tanıyarak başlayalım. Öncelikle silindir bir aslında prizmadır. Neden prizmadır? Çünkü biz prizmaları tanımlarken ne demiştik? Alt ve üst tabanları birbirinin aynı çokgensel bölge olan üç boyutlu cisimlerdir demiştik. Prizmalar için e, silindirin onlardan bir aşağı kalır tarafı yok. Sadece tek farkı alt ve üst tabanının bir daireden oluşmasıdır. O yüzden de biz zaten bu silindirlere dairesel silindir deriz. Daha çok muhatap olacağınız mevzu dik dairesel silindirler. O yüzden eğik olanlarıyla şimdilik ilgilenmiyoruz. Peki, bu bir silindir dedik madem ve iki tane kapaktan oluşur ve kapakları da bir daire dediğimize göre o zaman karşımıza bir yarıçap geldi. Güzel. E, aynı üstteki yarıçap aşağıda da mevcuttur. Unutmayın. Yani üstteki daire neyse aşağıdaki dairede odur. Yani iki daire birbirinin aynısı. Peki bu silindir açıldığında karşımıza nasıl bir yüzey gelir? Öncelikle iki kapağı dairelerden oluştuğunu söylediğimiz için bu dik dairesel silindirin açılımında yukarıda ve aşağıda iki kapağı bir daire şeklinde görmeniz gerekir. Burada gördüğünüz gibi yarıçaplar altta ve üstte aynı, Açınımda da aynı şekilde altta ve üst yarıçapların aynı olması gerekir. Gelelim esas mevzu, daha çok kafa karıştıran yer yan yüzeyin açılımına. Şimdi bir daire aslında bir dikdörtgenin kıvrılmasıyla oluşturulabilir. O yüzden silindiri açtığınızda karşımıza bir dikdörtgen gelecektir ve bu dikdörtgenin de bir kenarı Gördüğünüz gibi silindirin yüksekliğinden oluşur. Yani H harfiyle gösterebiliriz bunu. Diğer tarafı da şu dairenin kapağını çevreleyebilmesi için bu uzun kenara da dairenin çevresi uzunluğundadır dememiz gerekir. Yani bu uzun kenar şu daire kapağını sarabilmesi için 2 pi r uzunluğunda olmak zorundadır. Çünkü 2 pi r nereden geliyor? Bu dairenin çevresi olduğu için. Dolayısıyla da bizim yanal alanımızın bir kenarı h yani yükseklik bir kenarı da kapağı çevreleyebilmesi için 2 pi r uzunluğundadır. Peki o zaman yanal alanın ne olduğundan bahsedelim. Şimdi yanal alan dediğimiz şey bir dikdörtgenin alanı aslında. E dikdörtgenin alanı ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz bir kenarıyla diğer kenarın çarpımı. O zaman buraya 2 pi r çarpı h diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebiliriz. Yanal alanı bulduk. Taban alan bildiğiniz 7. sınıf konusu dairenin alanı. Yani pi çarpı r kare. Lütfen dairenin çevresiyle alanını karıştırmayın. Gerçi muhtemelen LGS'de soru çıktığında bunlar size verilecektir. Ama biliyorsunuz onlarla zaman kaybetmemeniz gerekiyor. O yüzden bunları bilerek sınava girmek her zaman daha sağlıklıdır. Geldik yüzey alanına. Şimdi yanal alanla yüzey alanı karıştırılır. O yüzden buraya bir dikkatinizi çekiyorum. Yanal alan aslında şuradaki yan kelimesinden aklınıza getirebilirsiniz. Yandaki alandır. Fakat yüzey alanı dediğimiz burada gördüğünüz silindirin bütün alanlarıdır. O zaman aslında yüzey alanı bir tane yanal alan artı iki tane de taban alanından oluşur diyebiliriz. Bir altta bir üstte iki tane kapağın alanından yani. O zaman yüzey alanı için formülümüzü şöyle yazabiliyoruz. 2 pi r h artı bu 2 pi r h yan alandı. Artı bir de iki tane kapağımız gelecek. Yani iki tane pi r kare gelecek. İşte bu da bu silindir için yüzey alanı formülüdür. Tabii ki de yüzey alanı formülünü bence ezberlemeyin. Çünkü biraz mantıklı düşünerek yüzey alanına zaten ulaşabiliyorsunuz. E madem alanlardan bahsettik, değinmişken bir de hacimden de bahsedelim. Hacim dediğimiz şey sonuçta 3 boyutlu bir cisimden bahsediyorsak kesinlikle bir hacimden de bahsetmek zorundayız. Hacim dediğimiz şey bütün prizmalar için aslında aynıdır. Taban alanı çarpı yüksekliktir. Peki bu silindir için konuştuğumuza göre taban alanımız pi r kareydi. E yükseklik de her zaman için h olarak gösterilir. Dolayısıyla hacim formülümüzü pi çarpı r kare çarpı h şeklinde verebiliriz. Bu pi r kare h nereden geliyor? Tekrar ediyorum. Taban alanı çarpı yükseklikten geliyor. Peki silindiri az çok tanıdığımıza göre şöyle temel düzeyde bir soruyla devam edelim. Evet hemen sorumuzu okuyalım. Şekildeki dik dairesel silindirin taban yarıçapı 5 santimetreymiş. Yani şuradaki yarıçap 5 cm. Yükseklik ise yani şurası yükseklik ise h dediğimiz yer yani 10 cm'ymiş. Buna göre yanal alanı bulunuz demiş. Hemen bulalım o zaman yanal alanımızı. Şimdi yanal alan dediğimiz şey biliyorsunuz açınımında bir dikdörtgen karşımıza geliyordu. Bir kenarı silindirin yüksekliğiydi. Diğer kenarı da kapağın etrafını sarabilmesi için 2 pi r demiştik. Yani kapağın çevresi kadar demiştik 2 pi r. Dolayısıyla da bunun alanı nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenar yani 2 pi r h'tır. Şimdi buradaki formülü tekrar yerine yazalım. 2 pi r h eşittir. Şimdi 2 çarpı Pi'yi de 3 almamız gerektiğini muhtemelen sınavlarda söyleyecektir. Fakat bazı sorularda 3 değil de 22 bölü 7 şeklinde de verilebiliyor. O yüzden lütfen pi'nin verilip verilmediğine ve ne olarak verildiğine çok dikkat edin. Şimdi 2 çarpı pi'yi 3 verdik diyelim. Çarpı 3 dedik. Yarı çapımız 5 olduğu için hemen yerine 5 yazıyorum. H yani yüksekliğimiz de 10. O zaman cevabı bulduk. 100 santimetre kare olarak söyleyebiliriz. Taban alanımız çok basit. Bir dairenin alanı yani pi r karedir. Pi'mizi 3 aldık. Yarı çapımızda 5 olduğu için 5'in karesi yazıyoruz. Yani 3 çarpı 5'in karesinden 25. Dolayısıyla da taban alanımız 75 cm kare olarak bulunabiliyor. Geldik yüzey alanına. Yüzey alanı neydi? Bir tane yanal alanımız olacaktı. Artı Taban alanından da yani şu arkadaştan da 2 tane alıyoruz. Dolayısıyla 75 çarpı 2 diyeyim ben ona. 300 artı 75 çarpı 2 150. Dolayısıyla topladığımızda 450 cm kare bulunur. Ve geldik hacim sorumuza. Şimdi hacimde neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanını Az önce bulduk zaten 75'ti. E, çarpı yükseklikte bu soru için yüksekliğimiz 10 santimetre. Dolayısıyla 10 yazıyorum. O zaman 75 çarpı 10'dan 750 buluyoruz. Dikkat ederseniz hacim sorulmuş. Dolayısıyla artık santimetre kare gibi alan birimlerini kullanmamanız gerekiyor. 750 santimetre küp diyeceğiz unutmayın. Ve bu arada yeri gelmişken de değinelim. santimetre küp, desimetre küp, metre küp gibi birimler yani hacim birimleri kendi içlerinde biner biner büyüyüp küçülecektir. Peki bu biner biner yani 3 0 3 0 büyüyüp küçülmeyi nereden hatırlayabilirsiniz? Gördüğünüz gibi üstlerinde 3 var. Dolayısıyla 3'er 3'er büyüyüp üçer üçer küçüldüğünü yani 3 basamak 3 basamak büyüyüp 3 basamak 3 basamak küçüldüğünü söyleyebiliriz. Alan birimleri de yani santimetre kare, desimetre kare, metre kare gibi birimler de kendi içlerinde ikişer ikişer büyüyüp küçülürler. Onu da hemen üstündeki şu iki sayısından aklınıza getirebilirsiniz. Bu dönüşümler çok önemli. Olur da sınavda bu dönüşümün nasıl yapıldığı söylenmezse bilmeniz gerekir. Evet. Gelelim artık LGS tarzı. LGS'de çıkabilecek sorularımıza. Evet LGS'de çıkarsa eğer pek çok öğrenciyi tuzağa düşürebilecek olan sorumuza geldik. Şimdi P noktasında bulunan bir karınca şu noktadaki karınca silindirin ön ve arka yüzeyinde ilerleyerek R noktasından geçip yani şu noktadan geçip T noktasına ulaşıyor. Yani en sonunda P'nin üstüne T'ye ulaşabiliyormuş. Buna göre bu karıncanın bu şekilde en az kaç santimetre yol alabileceği soruluyor. Buradaki en az önemli. Yoksa bu karınca zaten silindirin etrafında döne döne sonsuz kadar fazla bir yol alabilir. Ama bizim derdimiz o değil. Biz en azı yakalamaya çalışacağız. Şimdi öncelikle karıncanın yürüdüğü yer neresi? Bu silindirin yan yüzeyi. O zaman ben bu silindirin yan yüzeyini önce bir açarak onun üzerine konuşmaya başlayayım. Silindirin yan yüzeyinin bir dikdörtgen olduğunu az önce söylemiştik. O zaman hemen dikdörtgenimizi çizdik. Bu dikdörtgenin yüksekliği yani şu kenarı belli. 7 cm. O zaman onu hemen yazabilirim. Şimdi bir de noktalarımızı yerleştirelim. Öncelikle yola başlangıcımız P noktasını hemen köşeye yazıyorum. Ulaşacağım yer T noktası. Peki şimdi T noktası hemen şurada olduğunu varsaysak P'den T'ye en az mesafe 7 cm'de diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebiliriz. Fakat bir şeyi atlamış oluruz. İşte orada tuzağa düşmüş oluruz. Çünkü soru bize ne demiş? Silindirin ön ve arka yüzeyinde ilerleyerek R noktasından geçerek T'ye gidiyormuş. Yani bu karınca şuradan P'den T'ye direkt ulaşmıyor. Önce P'den R'ye gidiyor ve ondan sonra silindirin arka yüzeyinden T'ye ulaşıyor. Bir diğer de işte silindirin etrafında yürüyor aslında. O yüzden buna dikkat edecek olursak T'yi buraya yazabilir miyiz? Tabii ki de yazamayız. E buraya yazamayacaksam e bu da hemen P'nin yanı olacağı için aşağıya da yazamayacağıma göre T noktasını buraya yazmam gerekir. E bana aslında neyi soruyor o zaman şu an? Şunu anladım. P'den T'ye en kısa mesafeyi soruyor. P'den T'ye en kısa mesafe direkt dikdörtgenin köşegeni olmaz mı? Tabii ki de olur. O zaman buradan sonra 7 santimi biliyoruz şurası. Eğer şuradaki uzun kenarında bulabilirsek burada çok güzel bir pisagor yaparak hipotenüsü tespit edip soruyu çözmüş oluruz. Fakat burasını nasıl bulacağız? Aslında çok basit. Çünkü bu bir silindirin yan yüz açılımıydı. Bir kenarı yükseklikti. Diğer kenarı da kapağın çevresi kadardı. Yani 2 pi r kadar. E, o zaman 2 pi r'yi hemen hesaplayalım. 2 çarpı pi çarpı r eşittir. 2 çarpı pi'yi 3 vermiş. Çok güzel. Yarı çapı da 4 vermiş. Dolayısıyla 2 kere 3 6. 6 kere 4 24 cm diyebiliriz. Neresi için? Açınımdaki dikdörtgenin diğer kenarı için. O zaman artık gördüğünüz gibi soru bitti. 7 görüyorum, 24 görüyorum. E o zaman hipotenüse ne kalıyor? Tabii ki de 25 santim kalıyor. Ve şimdi geldik Milli Eğitim'in örnek sorularını çözmeye. Bu örnek sorular Ekim ayında yayınlandığı için pek çok öğrencinin henüz o konu işlenmediğinden dolayı gözünden kaçmış sorulardır. O yüzden lütfen çok dikkat ederek inceleyin, çözümlerini anlamaya çalışın. Çünkü dediğim gibi Ekim ayında bu sorulara hiç kimse önem göstermedi. Fakat şu an bizim için bu sorular oldukça önemli. Haydi sorulara başlayalım. Evet Ekim ayında yayınlanan Milli Eğitim Örnek Sorularının 6 numaralı sorusu yani bir diğer değişle silindir sorusuna gelelim. Oldukça uzun bir sorudur. Fakat eğer soruyu anlarsanız ve birkaç pratik yöntemi de biliyorsanız ki bilmiyorsanız birazdan öğreneceksiniz. Bu tarz uzun sorular 2018 LGS'de de vardı. Örnek sorularda da var. O yüzden 2019 LGS'de de çıkması gayet normal. O yüzden hemen sorumuzu çözelim. Şimdi bir pastane vitrine koymak için pasta maketi yapıyormuş. Bu maket için dik dairesel silindir biçimindeki 3 tahta üst üste konulup yapıştırılarak aşağıdaki gibi yapı oluşturuluyor. Yani yapı belli şuradaki gibi. Bu yapıda üzerine tahta yapıştırılan her bir tahtanın taban yarıçapının uzunluğu bir üstündeki tahtanın taban yarıçapının uzunluğunun iki katıymış. Bunu hemen not ediyorum. Hiç daha devam etmeme gerek yok. Şurası r ise, şurası 2r'ymiş. Burası için de 4r demem lazım. Çünkü hep 2 kat artıyor. Yani r 2 katı 2r, 2 katı 4r. Bir diğer bilgimize geliyoruz. Tahtaların yükseklikleri ise ortadaki tahtanın taban yarıçapının uzunluğuna eşit. Ortadaki tahtanın taban yarıçapı kaç? 2r. O zaman buradaki bütün yükseklikler ne olacak? 2r kadar olacak. Dolayısıyla bütün yüksekliklere de 2R notumuzu yazdık. Devam ediyorum. Bu yapının tabanı dahil tüm yüzeyleri boyandığında 72.000 santimetre karelik alan boyanmış oluyor. Yani diyor ki bütün yüzey alanı 72.000 santimetre karedir. Buna göre bu yapıdaki en küçük tahtanın hacmi kaç santimetre küptür? Yani kısacası R kaçtır diye soruyor aslında. Çünkü R'yi bulursak bütün her şeyi tespit edebiliriz. Şimdi madem alan verilmiş o zaman önce bir alan eşitleyerek r'leri bulmaya çalışalım. İlk iş bu pastanın en altında gördüğünüz taban alanından başlayalım. Şimdi bu taban alanı biliyorsunuz yukarıda da zaten verilmiş pi r ile O zaman hemen yazıyorum. Pi'yi de 3 almam söylenmiş. Dolayısıyla birinci alan yani en alttakinden bahsediyorum. En büyük silindirin alanı pi çarpı yani 3 çarpı r kare. E, 4 r de 4r olduğu için 4R'nin karesi diyeceğiz. Buradan ne gelecek? 3 çarpı 16 R kare yani 48 R kare gelecek. Bu ikinciyi ayrı ayrı hesaplamayacağım. Şimdi buraya çok dikkat edin. İşte pratik yolumuz burada başlıyor. Şimdi ikinci hesaplayacağım alan şurası. Yani en üstte görülen şu silindir. Aşağıdaki içi boşaltılmış silindir parçası ve en aşağıdaki şu parça. Şimdi bunların hepsini ayrı ayrı hesaplamaya kalkarsanız bu soru bitmez. Fakat pratik yöntemi düşünürseniz çok kısa sürecek. Pratik yöntemimiz nedir? Bu üstteki silindire yukarıdan bir tokat attığınızı düşünün ve bütün silindirlerin iç içe yapıştığını düşünün. O zaman aslında karşınıza ne gelecek? En alttaki o büyük silindirin kendisini görmüş olacaksınız sadece. Ya da bir diğer deyişle bu maketin en üstüne çıktığınızı varsayın. Yani en üstünden baktığınızı varsayın. Göreceğiniz şey aslında sadece nedir? Bir büyük dairedir. Yani şu en alttaki dairedir sadece. Aslında o zaman üstteki alanların hepsinin toplamı da aynı şekilde 48 re kare diyebilir miyiz? Tabii ki de deriz. Alt alanla üstten bakılan alanların birbirine eşit olduğu söylenebilir. Peki bizi zorlayacak yer neresi? Tabii ki de yanal alanlar. O zaman yanal alanlarla başlayalım. İlk iş en üstten başlıyorum. Yani ona da üçüncü alan diyelim. Yanal alan neydi? 2 pi r h'tı. Şimdi 2 çarpı 3 çarpı ilk silindirin yarıçapı r. Yüksekliği ise 2 r. Hemen yazdım. Şimdi r'ler zaten r kareyi oluşturacak. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12 R kare diyebiliriz. Geldim dördüncü alanıma yani ortadakinin yanal alanını. Hemen 2 pi RH zaten biliyoruz formülü bir daha yazmıyorum. 2 çarpı 3 çarpı yarı çarpı 2 R yükseklik 2 R. Buradaki bütün sayıları çarptığınızda 2 kere 3 6 6 kere 2 12 12 kere 2 24 R'ler yine R kare yapacak. İkincinin yanal alanı da tamam. Geldik üçüncünün yanal alanına yani bizim için 5. alana yanal alanı yine formülü 2 pi h başlıyorum 2 çarpı pi çarpı yarı çapım 4 r yüksekliğim 2 r evet hepsini çarparsak 4 kere 3 12 2 kere 2 4 12 kere 4 48 r karede. de Buradan gel. İşte bunların hepsinin toplamı 72000 santimetre kareymiş. O zaman hepsini bir toplayalım. 180 tane R kare yapmış olacak. İşte bu 180 tane R kare neymiş? 72000 santimetre kareymiş. Birer tane sıfır atarak buradan R'yi hemen tespit edebiliriz. Her iki tarafı da neye bölüyorum? 18'e bölüyorum. 18'ler de gitti. 72 ile 18 kendi arasında 4 şeklinde sadeleşebilir. O yüzden şuna 4 dersem R kare eşittir 400 diyebilirim. E buradan da R'yi 20 olarak bulmuş olduk. Fakat henüz sorumuz bitmiş değil. Dediğim gibi çok uzun bir soru. Henüz daha R'yi bulduk. Yani yarıçapı bulduk ve en küçük tahtının hacmine geçelim. Onu da şurada hesaplıyorum. Evet hacmin ne olduğunu biliyorsunuz. Pi R kare çarpı H'tı. E pi'miz 3. Yarıçapın karesi de 20'nin karesinden 400. Yüksekliğimiz de 2r'den dolayı 2 kere 20, 40. Hepsini çarptığınızda karşınıza ne gelecektir? Tabii ki de 3 kere 4, 12, 12 kere 4, 48. 3 tane de sıfırınız var. 48 bin santimetre küp yani cevap. C şıkkı olacaktı. Gelelim bir diğerine. Evet bu sorumuzda da ne anlatılmış bakalım. Yarı çapının uzunluğu R ve yüksekliği H olan dik dairesel silindirin yanal yüzey alanı 2 pi H diye hesaplanıyormuş. Şimdi taban çapının uzunluğu yüksekliğine eşit olan taban çapı dediğimiz şey nedir? Bakın burada yarı çapı R olarak göstermiş. O zaman taban çapı dediğimiz şey ne olur? 2R olur. Ve bu taban çapı yüksekliğe eşitmiş. O zaman ben bu soruda yükseklik yerine 2 tane R alabilirim. 2 küçük R yani 2 yarı çap alabilirim. Unutmayın. Notumu aldım ve devam ediyorum hemen. Dik dairesel silindir şeklindeki bir kutunun yanal yüzeyinin alanı 300 santimetre kareymiş. O zaman bu bilgiyle hemen yarı çapı bulabiliriz. Çünkü yanal yüzeyin alanı şurada verilmiş 2 pi r h. Yerine yazıyorum 2 çarpı pi yerine 3 alıyoruz. Çarpı yarı çap r olarak kalıyor. Çarpı yükseklik yerine h demiyorum da ne diyorum? 2 r diyorum. Ve bunun da eşiti 300 olması gerekiyormuş. Hemen çarpalım 2 kere 2 4 4 kere 3 12 çarpı r kare eşittir 300 ise her iki tarafı 12'ye böldüğümüzde buradan r kareyi ne bulacağız? 25 bulacağız. Şimdi r kare 25 ise tabii ki de r'nin kendisi nedir? 5 santimetredir. O zaman bizim buradaki silindirimizin yarı çapı 5, yüksekliği de 10'dur. Çünkü yükseklik 2 tane yarı çaptı. Şimdi devam edelim bu kutunun içerisine yani şu silindirin içerisine yüzlerinden biri kutunun tabanına oturacak şekilde bir cisim yerleştiriliyormuş ve bu cisim hangisi olamaz diye soruluyor. Şimdi A şıkkından başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu bir koni ve bunun taban yarıçapı 2 kök 5. Aslında bunun da tabanı bir dairedir. Peki bu iki kök 5'lik yarıçap buranın içerisinde tam oturur mu? Aynı zamanda yüksekliği de hesaplayıp yükseklik olarak da bu kutunun içine sığıp sığmayacağını bir kıyaslamam karşılaştırmam gerekecek. Şimdi bu iki kök 5 ile 5 arasındaki kıyası şu şekilde yapabiliriz. İkisini de tam olarak kökün içine sokmamız lazım. Bu 2 kök içine girdiğinde 2 keredeki 4, 5 var, 20 yapacaktır. Bu 5 de aslında kök içinde 25'tir. Peki kök 20'lik bir yarı çap kök 25'in içinde tam oturur mu? Tabii ki de oturabilir. Bir de yüksekliğini kontrol edelim. Gördüğünüz gibi şurada bir dik üçgen var. Yani bir pisagor var. 2 kök 21, 2 kök 5. Geri kalanı bulabiliriz. Bu 2'yi de yine içeriye alarak pisagor yapalım. 2 içeriye 4 diye girecektir. Yani burası kök 84 olacaktır. E burası da kök 20. Yani kök 84'ün karesi yani 84 eşittir. Buraya h dersek kök 20'nin karesi yani 20 artı h'nin karesi h'ın karesi. Buradan da h kareyi 64 bulacağız. Yani dolayısıyla bunun yüksekliğini 8 bulmuş olacağız. E bu koninin yüksekliği de 10'dan küçük olduğu için bu arkadaşı silindirin içine oturtabiliriz. Peki B şıkkına bakalım. Bunun da yarı çapı 3 kök 2. Hemen bir kıyaslama yapıyorum. Yani 3'ü de kök içine alıyorum. İçeriye nasıl girer? 9. 9 kere 2. 18 kök 25'ten yine küçük. Yüksekliğimiz 8, 10'dan küçük. O zaman bu silindiri de bu silindirin içine oturtabiliriz. Geldik C şıkkına. Şimdi bu bir silindir yani bir daire. Yani yukarıdan görünümü yuvarlak daire bir şekil. Peki burada gördüğünüz küp ise karelerden oluşan bir şekil. Yani o zaman bu küpü silindirin içine yerleştirdiğimizde karşımıza şöyle bir şekil gelmesi gerekiyor. Burada da dairenin çapı şurası olacaktır. E bu karenin bir kenarı 8 ise diğer kenarı da 8. Dolayısıyla aslında dairenin çapı dediğimiz arkadaş aynı zamanda karenin köşegeni olmuş olacak. E 8 8 bu köşegende ne olacak? 8 kök 2 olacak. Şimdi bu silindirin çapı 5 5 daha 10'dur. Peki burada 10'dan küçük bir değer mi yazdım yoksa büyük mü yazdım? Hemen bir kıyaslayalım. 10 dediğimiz sayı kök 100'e eşittir. Peki bu 8 kök 2 dediğimiz sayı nedir? 8'i içeriye aldığınızda kök 128'e eşittir. Gördüğünüz gibi çap olarak kök yüzlük bir malzeme elimde varken yani o kadarlık bir yer varken kök 128'i buraya silindirin içine yerleştiremeyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Evet umarım bu ders videomuzda hepiniz için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve matematikten uzak kalmayın. Görüşmek üzere.